Abdülkadir Selvi, İmamoğlu rotayı CHP Genel Başkanlığı'na mı çevirdi? 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun muhalefet açısından yakıcı bir soruna dönüşeceği görülüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Hem Bahçeli hem Erdoğan deklare etti. Terazi şaşar ancak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ufak bir şaşma olmaz. O nedenle Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başka birini düşündüğü, yok son anda parlamenter sisteme dönüp yerine başkasını aday göstereceği yönündeki yorumların bir karşılığı yok. En azından Erdoğan'ın nezdinde cumhurbaşkanı adaylığında asıl sancı muhalefet cephesinde yaşanacak. Çünkü yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte muhalefette umutlar arttı. Rekabet kızıştı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığına soyunan çok ama şimdilik isim yok. Kılıçdaroğlu'nun hamlesi Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili süreçte Kılıçdaroğlu çok kritik iki hamle yaptı. Bunlardan ilki, Cumhurbaşkanı adayı olduğu mesajını verdi. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz dedi. İkincisi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin çok öne çıktığı bir dönemde belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmadığını söyledi. Bence ikinci dönemde devam etmeliler diye konuştu. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle hem kendi isminin öne çıkmasını sağladı hem de Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı rekabetine girmesinin önünü kesti. Doğru bir hamle yaptı. Mansur Yavaş'ın oranı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasına değineceğim ama önce Optimar'ın son anketinden Yavaş'la ilgili bir sonucu paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan karşısında muhalefetin adayı olarak en yüksek orantısında muhalefetin adayı olarak en yüksek orana Mansur Yavaş ulaşıyor. Ankete katılanlar %46.7 ile Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenlerin oranı %41.8 çıkıyor. Erdoğan karşısında İmamoğlu diyenlerin oranı %36.4, Kılıçdaroğlu'nun ise %31.8 çıkıyor. Bu demektir ki Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'ndan 10 puan, İmamoğlu'ndansa 5 puan önde çıkıyor. Açıklaması ne anlama geliyor? Mansur Yavaş "Buna rağmen benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapmam mümkün olmaz. Onun vesilesiyle adımızı duyurduk. Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanların elini rahatlatmamız lazım. Biz imkan varsa Ankara'nın %100'ünü memnun etmek istiyoruz." dedi. Kimi bu açıklamayı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan etti bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini ifade etti diye okudu. Kimi de Cumhurbaşkanı adayı değilim demediği sürece masada konuşulacak isimlerden biri olmaya devam edecek dedi. Nasıl yorumlandı? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Millet ittifakı liderlerine adres gösterdi ama ben aday değilim demedi. Siyaset bazen ne dediği üzerinden değil ne demediği noktasından okunur. Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bildirdiğini yazan biri olarak bu açıklamayı cumhurbaşkanlığı adayı olmak değil, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyor diye okudum. Ama Mansur Yavaş kapıyı da tam kapatmadı. Doğmamış çocuğa don biçilmez dedi. Demirel boşuna dememiş. Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir diye. İmamoğlu ne yapacak? Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu'nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu 23 Haziran'da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu'nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu'nu aday yapmama yatıyor. CHP Genel Başkanlığı Stratejisi Kılıçdaroğlu'nun tavrı karşısında İmamoğlu'nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığına yöneldiği ifade ediliyor. İmamoğlu beni cumhurbaşkanı adayı yapmazsanız CHP genel başkanlığına oynarım diye güç gösterisi mi yapıyor. Yoksa cumhurbaşkanı adayı yapılmayacağını gördü, birinci adım olarak CHP genel başkanlığını ele geçirip bir sonraki seçime mi hazırlanıyor. Bu soruya bu aşamada net bir yanıt vermek mümkün değil. Ama ben İmamoğlu'nun birinci önceliğinin cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu düşünüyorum. CHP genel başkanlığını hem koz olarak kullanabilir hem de cumhurbaşkanı adaylığı öncesinde ele geçirilmesi gereken kale olarak görebilir. 73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında 51 yaşındaki İmamoğlu'nun gençliği bir avantaj. Yani önce CHP genel başkanı, bir sonraki seçimde ise cumhurbaşkanı adayı olmayı bekleyebilir. Bir sorun var. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkanların en önemli kozlarından biri şu. Cumhurbaşkanı adayı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesi gerekir. Bu da İstanbul Belediyesi'nin AK Parti'nin eline geçmesi demektir diyorlar. Aynı tez CHP Genel Başkanı adaylığı konusunda karşısına çıkıyor. Belediyeyi AK Parti'ye teslim edip Ankara'ya gelme diyorlar. Akşener Faktörü Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz yolun başındayız. Bu iş CHP'nin parti meclisi seçimine benzemez. Eğer ittifak seçecekse Meral Akşener ne düşünüyor diye soran var mı? Bence altın hisse hala Akşener'in elinde. Akşener istediğini aday gösteremezse dahi, istemediği birisinin aday olmasına engel olur. Abdullah Gül'de olduğu gibi. İki nokta belirsiz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki nokta belirsiz. Birincisi, iktidar seçim barajını %5'e indirir, ittifaklar için seçim barajını yükseltirse, İyi Parti hala ittifakta ısrar eder mi? İkincisi, Millet İttifakı ortak aday çıkaracak mı yoksa ilk turda her parti kendi adayını çıkarıp, ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki isim üzerinde toplanılacak mı? İki nokta ama seçimin kaderini belirleyecek kadar önemli noktalar. Bunların netleşmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun kararlılığı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatında ilk kez bu denli net bir tavır koydu. Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yapmak gibi bir planım yok. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmazsam Millet İttifakı muhafazakar kesimden de oy alabilecek bir ortak aday çıkarabilir. Üçüncü isim. Muhafazakar kesimden de oy alabilecek ortak aday kim olacak? Orasını bilmiyorum ama bu formülü hafife almayın. Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara'yı bu profille kazandı. En az kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olması kadar ciddi bir model.